Merhabalar herkese. Troya Seferi'nin ikinci bölümüne hoş geldiniz efendim. Bir tane eyaletim de bana ait olmayan şehir vardı. Başlangıç düşmanımın şehri. Şu an ona dalmak üzereyim. Hem Hector'un hem de Priamos'un ordusu. Ben de küçük yerleşke savaşı dalalım o zaman. Okey, yağmursuz, güzel. Bizim destek birlikleri buradan geliyor. Warhammer'daki gibi yerini değiştiremiyoruz maalesef diyecektim. Aynen değiştiremiyoruz. O zaman şuradan da alalım. Neden olmasın. Kimli? Siz şöyle arkaya geçiniz. Sen en arkada dur Hector'cuğum. Siz ön plana geçiniz. Siz de onların arkasında durunuz. Neyse ki Three Kingdoms'taki gibi eşek kadar hasar veren kuleler yok şehrin girişlerinde. Saldırmak daha kolay nispeten. Tabii ki Warhammer'daki kadar kolay değil de. Okay, bunlar böyle. Destek birlikleri hemen ulaşıyor. Siz de gelin şöyle. Hatta şöyle yapalım. Sen de arkada dur. Hepsinin kalkanı var mı yakın dövüşlerimiz? Sadece bunun yok. Tamam, okey. O da kalsın ön planda. Önemli değil o kadar. Siz ön tarafa geçin. Siz onların arkasına yerleşin. Hector ve Priamos onların arkasında dursun. Okey, bir yerinizi alın her şeyden önce. Kimsenin menzilinde falan değiliz inşallah. Aynen değiliz. Cool. Hector'da yakından bir görelim ya. Muzra'yla. Aşil gelmek için bekliyor resmen. Orada şu bir bak mıdır nedir ama bu her seferinde şuna basmak gerekiyor gitmek için. Bir kere basarsanız savaşın geri kalanında gitmiş kalıyor ama her seferinde basmak gerekiyor nedense. Okey, herkes yerinde mi? Yerinde. Pusuya düşünmek çok kolaydı aslında. Bayağı hata ettim. Bu savaşı hiç vermeyebilirdim ama olsun olsun. Bir tane de küçük yerleşke savaşı ikinci bölümden görmüş olalım. Şurası uzun çayırlık, uzun çim. Bunların arasında normalde gizlenebiliyor birimler. Ama tabii şu an çok yakın olduğum için gizlenemeyecekler, o ayrı. Okey, okçuların menziline girmeden durunuz efendim. Okey, oklamaya başladık bile. Okey. Yusuf edalarıyla kaçtılar. Yaklaşalım. Şuradan beni oklayacaklar diye tahmin ediyorum. Şu tarafa dönük olarak ayarlayacağım ben okçuları. Okay. Çok da küçümsememeliyim bu savaşı bu arada. Yaklaşık olarak aynı sayıda birimiz var. Yani bizim birimlerimiz daha fazla belki ama. Bu arada şu birimlerin şöyle Warhammer'daki neydi işte. Kendi kendine berserk'e bağlayıp saldırma özelliği var maalesef. Bir kendi kendime deneme oyunu yapayım demiştim ya. Orada böyle koskoca savaşta böyle konuşlamışım, köşe kampı falan yapmışım. Kendi kendilerine gidip dalıp bir dünya hasar aldıkları var ama öyle yapmalarına rağmen o kadar güçlüler ki bir türlü de ölmediler yani. Okey diyorum o yüzden şimdi karşılarına çok güçlü bir birim çıkmadığı sürece. Yani şuna baksanız da delik deşik ediyorlar. Yani okçuların da desteğini alıyorlar tabii şu an ama. Şuna saldırabilen var, saldıramayan var. Siz ilerleyin arkadaşlar. Orada başka bir tehdit yok. Siz de biraz daha yaklaşın. Oradan bana menzili saldırılara hep beraber bir saldırın. Menzili saldıranlara. Hector ve Priamos da ufaktan menzillerin menziline girmeden yaklaşabilirler diye düşünüyorum. Okey. Hasar aldı ama çok fazla menzili hasar aldı ya o yüzden. Okey. Onlara saldırabiliyor musunuz? Lütfen uzun süre yaşamalarına izin vermeyiniz. Siz bir şöyle dizilebilir misiniz? Şöyle menzillerine girmeden mümkün mü? Yani oraya girmesen bile azıcık hareket ederler sonuçta. Sanırım tamam saldırmıyor bizimkilerin değil mi ya? Sapanların pek şeyinde değil. Görüş açısında değil onlar. Sen de şöyle gel. Şöyle etraflarını mümkün olduğunca sararak saldırmakta fayda var. Ha siz o tarafa geçebilir misiniz, okçulara ulaşabilir misiniz diyecektim ama bir iki hızlı birim olsaydı şunların üstüne yollasaydım ne kadar da güzel olmaz mıydı ama maalesef olmadı. Ha, bizim bunlar saldıramıyor gibi. Saldıranlar saldırsın, saldıramayanlar zaten harekete geçecektir diye dedim ve okey sadece bir tanesi saçmaladı. Tamam sen böyle dur. Diğerleri ona saldırabilir o zaman. Güzel güzel. Tam istediğin gibi.
Oo, hatta bunlar geri kaçtığına göre şunları üzerlerine salabilirim. Kendi başına onları götürmek oraya ne kadar mantıklı biraz tartışılabilir ama... Dur ya dur. Yok yok, git üstüne git, vazgeçtim. Şu an arkalarını dönmek çok mantıksız. Yeminli savaşçılar 3. seviye birazcık. Nispeten kaliteli bir durum ama... Aa, aslında dur, şurada boş yer var. Siz şuradan yürüyüp geçebilirsiniz ya. Çok yakın dövüşe bulaşmadan okçuları şuraya geçirebilirim diye düşünüyorum. Oraya geçerlerse mükemmel olur. Okey, bunlar uzun süre hayatta kalamadı. Ama orada görevlerini bence yeterince iyi yerine getirdiler. Siz de biraz yaklaşabilirsiniz. Okey, menziller devam ediyor arkadaşlar. Şu konuma bir geçebilirlerse inanılmaz güzel olur ama dur. Şunları hallettik. Şunlara da arkadan saldırırsak onlar da uzun süre hayatta kalmaz. Geçin çabuk. Yaklaşan bir yakında bir saldırısı yok. Okçuların ön planda durmasının bir mahsuru yok o yüzden. Okey, arkadan saldırdık. İyi bir şarj bonusu ile iyi bir hasar verdik orada. Onlar da kaçıyor. Güzel. Şimdi öyleyse siz şöyle gelin. Okçuların atışını engellemeyin. Okçular, siz de artık gönlünüzce saldırabilirsiniz diye düşünüyorum. Şuna mesela. Bir iki taneniz şuna saldırsın da gelmesin üzerime. Siz ne yapıyorsunuz kardeşler takımı? Okey, okçular. Sen neredesin? Okçularında niye hasar aldık? Bunları ileri yollamam daha mantıklı olacak şu an. Okçular onları kendi başına halledebilir mi bilmiyorum. Hallederler ama neyse. Şunlar da geliyormuş zaten. Neyse. Siz ilerleyin o zaman. Menzili birimler şu an en azından kaçmayanlar böyle binaların arkasından çekilsin. Şuradaki daha düz açılı yere geçsin. Saldırı açılarından memnun değilim. Şu ana kadar verdikleri hasardan çok memnun değilim. Şu kaçmak üzere olan arkadaşlara siz hasar verin. Birini şuna gönderebilirim. Ya bir tane birim benim şu an bütün birimlerimi engelleyecektim ya. Hadi abi çabuk. Bir ikiniz yanından geçebilir sanki ya. Hadi geçin. Hadi başarabilirsiniz. Hele siz geçerseniz efsane olur. Onların da mühimmatı bitmiş ya. Asıl buraya saldırmak lazım. Buradan biri daha geliyor ama. Hadi. Başarabilirsiniz koş. Koçlar. Tamam, sizin çok coşmanıza gerek yok, orada kalın. Siz değil. Siz ikinizi kastetmiştim. Tamam. Hadi abi ya, ne alamadınız ya gerçekten yani. Gören de atış serbestliğim kapalı falan zanneder. Vurun şunlara ya. Canımı sıkıyorlar. Hayır, kazanıyoruz eyvallah da yani otomatik sonuçlandırma... ...dan daha az hasar aldım mı emin değilim. Yok, hakkını yemeyeyim. Ondan otomatik sonuçlandırmadan daha az hasar aldığım kesin bence de. Yine de yani bence daha az alabilirdim bunlar daha iyi ateş etseydi. Şuna ulaşabiliyor musunuz? Hadi ulaşın. Hadi aslansınız kaplansınız, oraya gitmene gerek yok diye düşünüyorum ben mesela aslında ona saldırmak için ama... Ya diğer sapancılar öyle saldırırken... Yani aşırtma atışı seçmen bir fark yaratır mı? Bir dene bakalım. Yani otomatik olarak aşırtma atışı karar vermesi gerekiyordu zaten. Şu an ateş edebiliyor mu? Şuna ateş etmeye karar verdi. Okey. En azından birini ateş ediyor. Adamın mühimmatı hala dolu ya sonuna kadar neredeyse. Ha dur, arada görünmez falan oluyor. O yüzden mi acaba şey oluyor? Görünmez oluyor derken binaların arkasında olduğu için görünmez hale geliyor. Mühimmatı da bitti. Sonuna kadar kullandı üzerinde. Neyse tamam, coşmanıza gerek yok. Konum olduğunu açmayı unutmuşum. Şuradan kafamıza göre saldırabilirsiniz sanırım artık. Siz şunları halledin. Artık birazcık hızlandırabilirim sanırım. Oradan bir yok diyoruz ve bu konuda yapabileceğim pek bir şey yok şu noktada. Oradakilerin bir tanesini açtık. Şu okçuları açmak uzun sürmeyecektir. Şu okçulara saldıralım. Ben onlara ulaşana kadar mühimmatları bitecektir zaten diyecektim ki bitti bile. Şuraya bir dizilin. Şu taraftalar mı? Tamam, şuraya dizilin o zaman. Siz de şöyle dizilin. Siz ikiniz. Tamam, ona saldırın.
Sen de mi geldin? Sen de şuraya gelebilirsin. Uuu, yağmur mu başladı? Sana ne oldu lan? Ha, berserke bağladı ve buradakilere dalmaya karar verdi. Abi madem berserke bağladın, ileri dalsana, salak mısın sen? Garip, garip. Bazı garip hareketler gerçekleştirildiği gözümüzden kaçmamıştır. Abi niye ona gidiyorsun? Tamam, siz de onu kovalamayın, gerek yok. Size şuraya gelmenizi söylediğimi hatırlıyorum ama belki de hata bendedir, belki söylememişimdir. İlerleyiniz efendim. Şuradan dalınız. Okey, şuradan güzel ateş ediyorlar. En azından mühimmatı sonuna kadar kullanacağım gibi duruyor. Onların mühimmatını da sonuna kadar yedim ama. Okey, yaklaşınız. Artık gelebilirsin Berserk'i hallettiğine göre. Onların da kumandanı geldi. Okey, savaşın şu an bu şekilde sıkışmış olmasının hiçbir mahsuru yok benim açımdan. Menzili saldırıları şu an sadece ben gerçekleştirebiliyorum çünkü. Ya adamlar yarı çıplak dövüşüyor ama kafam kadar kalkanları var. Nasıl iş ya bu? Okey. Okey, saldırılar gerçekleştirilmekte. Berserk'e bağlamış. Tamamdır, kafanıza göre saldırın diyeceğim. Biraz daha yaklaşsam faydası olur mu? Yok ya, bir şey olmaz. Yine berserk yavallar, bu sefer doğru yere doğru koşuyorlar en azından. Hızlandırabiliriz ya, bu savaş yeterince uzun sürdü bence. Uzun süre hayatta kalamayacaklardır diye düşünüyorum. Burada birilerinin savaşmadığı dikkatimi çekiyor. Siz de saldırın arkadaşlar. Siz de yaklaşın, ne olur ne olmaz. Burada mühimmatı olan bir iki kişi var ve saldırmıyorlar. Yaklaşın bakalım, bir işe yarayacak mı yaklaşmak? Bu tip yerleşim yeri savaşlarında tabii arkadan dolaşıp saldırmak pek mümkün olmuyor. Normalde okçular arkadan veya yanlardan saldırdığı zaman ciddi anlamda efektiflikleri artıyor. Savaşta pek mümkün olmadı. Galiba siz ikinizi de savaşa sokmam icap ediyor ya. Gir abi sen şuradan. Sen de şuradan gir. Bu kadar yüksek canınız varken lök diye ölmezsiniz diye düşünüyorum. Siz de saldırmayın emi. Aşırtma atış. Dal abi, dal abi. Okey, Priamos'un biriminin birazcık canı gidiyor. Ama çok değil, çok değil. Olur o kadar, olur o kadar. Siz ne yaptınız? Gelin şöyle. Orada bir tane daha mühimmatı olan birim görüyorum. Sen de gel şöyle. Okey. Onların komutanlarının birlikleri de gayet güçlü olduğu için canları gitmiyor şu an. Hatta Priamos biraz endişelendirmeye başladı beni. Azıcık geri kaç abi sen. Ne olur ne olmaz. Priamos'un ölmesi dünyanın sonu değil, yerine Hector geçirir de yani. Şu an istediğim bir şey de değil tabii ki. Okçular da yakında bir şey girdi. Siz tekrar girin abi ortama. Haydi lan siz de girin, tamam. Hala birimleri var arkada ya. Şunları halletsem o çok zor değil de. Hector ne durumdasın? Aman diyeyim, aman diyeyim. Dikkatli ol, azıcık geride dur. Hadi artık kaybettiğinizi kabullenme zamanınız gelmedi mi arkadaşlar? Senin de açılı atış yapmanı seçmemiş miyim ben? Öyle yap. Sen de gir abi. Çok hasar aldık ya. Şu an otomatik sonuçlandırmadan daha iyi sonuç aldığımı iddia edemem ya. Emin değilim yani. Arkada hala birlikleri var ya. Arkadaş bitmiyor. Yok, gireceksiniz. Başka çaremiz yok arkadaşlar. Ölmemeye lütfen dikkat ediniz.
Okey. Okey. Hadi. Hadi aslanlarım. Hadi canlarım. Hadi başarabilirsiniz koçlar. Şimdi komutanlarını en azından öldürebilsek süper olurdu ama neyse. Neyse tamam. Şuradakilerle öldürmeyi başarabiliriz belki. Moral hasarı alırlar bu durumda. Hadi koçlar, hadi hadi başarabilirsiniz. Nihayet. Okey. Şöyle bir bakıyorum. Ya bence ben otomatik sonuçlandırmadan daha iyi sonuç aldım. O konuda sorun yok. Ama işte dediğim gibi en büyük hatam Priamos'un birimlerini Hector'a vermemek ve orada ordusunu pusuya düşürmemek oldu. Şöyle bir performanslara bakayım. Şuradaki arkadaş tabii ki çok hasar verdi. Şuradaki arkadaş da coşmuş, okçumuz. Güzel, güzel. Troya'nın seçilmişi güzel hasar vermiş. Yakın dövüş hasarı konusunda üst düzey olmaması rağmen bu fraksiyon. Hemen işgal edelim. Böylece eyalet emniyeti alındı. Mukaddes Ege toprağı işgal edildi. Cool. Prince Hector. Prince Hector. Orada tazelenmeye devam ediniz. Şimdi şöyle bir etrafıma bakayım. Sahiplik olarak değil de tutum olarak bakayım. Güneyimdekilerle aram iyi ama şu bitinlerle iyi değil. Şöyle bir Troya'ya doğru yol alsam, Ege topraklarını fethetmeye odaklansam buradan bir saldırı yer miyim? Şu bitimlerin kaç yerleşimleri var? Bir. Sadece burası. Şu an hasarlı olmama rağmen onlardan güçlü duruyorum. Yani Ege toprağı fethetmek istemiyorum ama bunların hakikaten beni sırtımdan bıçaklama olasılığı bayağı yüksek. Ben bunları buradan yok etmeden gitmemeliyim. Sonrasında şunlarla da aram iyi değil. Ama onları sonra düşünürüz. Şu an değil. Genel bir diplomasiye tekrar bir bakayım. Şu an güçsüz durumda olduğum için çok fazla imkan olmayabilir diplomasi için. Evet, şu an zayıf düştüğüm için bak askeri ittifakı da yapalım. Aslında keşke yapsam ya önceki tur. Bu Sarpedon'a bakıyorum. Tarhun aşağı. Tamam ya, mevcut tutum bayağı pozitife doğru gidiyor. Ben bu askeri ittifakı önümüzdeki tur falan biraz sazendikten sonra hallederim. Okey. Hanım satıcılar. Bu nedir? Bu generale, bir generali Apollon'a adayabiliyoruz. Apollon'a adarsak bir generali ekstra mühimmatı oluyor. Ekstra menzilli ölümcüllüğü oluyor. Aslında ben bu arkadaşa Apollon'a Paris'i atlamayı tercih ederim. Paris sonuçta malum işte okçu falan karakter. Yani onu daha okçu yapan bir şey var mı bu oyunda bilmiyorum ama yine de Paris'tir, okçudur. Apollon'a ona adamak gerekir falan. Mabetler mutluluk ve menzilli hasar veriyor. Edilen olumlu hasarı görüş açısı dua edersek. Yani şöyle bir diğer tanrılara da bakayım. Hitit tanrıları değil de Ege tanrılarında Afrodit var mesela. Afrodit'e tapınmaya da başlayabilir miyim? Şu an tapınma şeyim var mı? Yok, ikinciyi açmam lazım. Tamam. Önce onu açarız. Şu an Apollo'ya ben şu an kullanmasam da yine de şeyi adayacağım ya. Paris'i adayacağım. Yep. Seslendirmeni yerim senin. Şimdi şuradan mesela göstereyim. Generallerden Paris ya da Aeneris'i alabiliyoruz. Şu an alırsam tabii ikmal hattından dolayı bayağı bir negatif etki yerim. Hiç gerek yok. Şimdi bir sonraki hedefimiz Apollonia demiştik. Apollonia'ya en yakın gidiş şuradan gözüküyor. Denizden gitsek yok, daha uzun sürecek. Şuradan gidiş gözüküyor. Priamos sen oraya doğru yaklaşabilirsin o zaman. Şu rütbesini de verelim. Bu sayede muharebe yağması ve ikmali arttırmamızın yanı sıra yakın savunmamızı da arttırdık +3. Güzel.
henüz uğrayabileceğim bir yer yok. Yoluna devam et. Hector, sen yine hala şurada bir şey yok. Tamam, iki tane daha sapancı bastı. Bu tip birimlere kaynak ayırmak istemiyorum belki ama yani hem çok az kaynak ayırıyorum hem de gerçekten şu an menzilli saldırı yapacak birilerine ihtiyacım var. Efendim, Troya'da 4 tane boş duran iş gücümüz var. Bu boş duran iş gücüyle kaynak binası yapayım ben birazcık. Şuraya mesela çiftlik yapabilirim, gıda gelirim arttırabilirim. Şu an gıdada iyi durumdayım ama daha iyi durumda olmamam için bir sebep yok. Ayrıca buraya bir oduncu yapabilirim. İki iş gücüm daha var. O iki iş gücünü bu arada askeri bina yapmak istemiyorum. Müttefiklerden birilerini yetiştirebilirim. Ama ihtiyacım da olabilir mi? Özellikle şu bina mesela Troya sapancıları veriyor. Şu anki sapancılarımdan daha iyi ve mesela en üst seviyesi şöyle Troya soylusu hayvan gibi okçu veriyor ama dur bakayım. Bu arada bu bina yapılı halde başlıyoruz. Gayet güzel. Ekstra lütuf falan candır. Bir tapınak yapmak güzel olabilir aslında. Küçük yerleşim yerlerinde yapılmıyor zaten. Tamam, ben iş gücüm yettiğinde dur. İş gücüm yetmiyor şu an tapınak için. İş gücüm yetiyor. Odunum ve taşım yetmiyor. Önümüzdeki tur yetecek. Önümüzdeki tur bunu basarım. Tamam. Cool. Şimdilik şunlardan birini geliştirsem. Bir dakika, kaç taş istiyordu bu? 200. 100'ü geçecek. Yani 100 taş harcayabilirim. 100 taştan fazla mı istiyor? Hayır. Nasıl gitsin? Odun kaç istiyordu? Pardon. Tamam. Odunum da yetecek. Sorun yok. Diplomasi ile bu arada şu an en çok ürettiğim şey ekstra gıda. Gıda üretemeyen biri var mı? Yok, yanlış şeyi seçtim galiba değil mi? Gıda ile ilgilenmiyor bu. Tam tersini seçmem lazımdı. Yok. Herkesin gıdası iyi durumda şu an. Taş veya odun satmak istemiyorum. Gıdası iyi durumda değil, normal durumda olan var mı? Mesela Likya. Altını bol olan var mı? Pelaskalılar. Yani ikisi aynıymış. O biraz kafamı karıştırdı. Peki ikisi de biraz... burada başka yazıyor. Galiba burada bir... Yok. Bunlar hepsinin yanlışı. Tamam. Okay. Şunlarla... Zaten aram da iyi sayılır. Takas anlaşması yapalım. Sana birazcık... bunu ilgilenmiyor diyor ya. Dur, yanlış görmüşüm o zaman. Niye baktım ben? Kafam karıştı iyice. Tamam, bu okey de... Ben Likya ile anlaşma yapacaktım. Tamam. İyice kafam karıştı ya. Bu normal olan, bu X olan bakıyordum. Öyle bir şey yok. Tamam, peki. Likyalılara biraz gıda satarsam, mesela tur başı 100 verirsem, sen bana tunç ver. O zaman 50, 60. Yok, 5 tur ver. Tekrar yaparız anlaşmayı biz. 59 ver. 58 ver. 57 ver. Tamam. Maksat anlaşma olsun. Mantıklı da benim açımdan zaten. Cool. İki bekleyen eylem. Emir mevcut. Eyalet emri. İş gücü artışı ve gıda azalımı olabilir. Şu an iş gücü artışı mantıklı görünüyor. Mutluluğa ekstra ihtiyacım yok şu an bence. Ekstra taş üretimine gerek yok. Yetiştirme maliyeti, bakım masrafı. Biraz daha az bakım masrafı mantıklı olabilir şu an ama eyaletten de ayrılacağım bir iki tur içinde. Ekstra gıda, mutluluk, diplomatik ilişkiler, yetişim üretmesi, nüfus, yetişim maliyeti. Yetişim maliyetini azaltmayayım şu an. Pardon, arada su siparişim geldi de. Emir veriyorduk. İşçiler, iş gücü artışı. Bir dakika, neydi, unuttum ya sipariş gelince.
şu çok güzel, yok yetiştirme maliyeti şu an ihtiyacım olabilir. Diplomatik ilişkiler bu arada önemli. Troya'ya özgü galiba temsilcileri ağırla şeysi. Üretim kaynaklar tüm kıda. Şimdi şunu bir seçeyim de. Emir mevcut. Emiri seçtim işte. Tamam. Hector seviye atlamış. Şunu üçüncü seviyeye çıkarıp direkt şunu alabilirim. Korumalara o sözünü ettiğim yakın dövüş hasarını arttıran ama savunmayı azaltan şeyi veriyor. Çok tercih edeceğim bir şey değil normalde ama olsun. Ekstra bir takipçi bilmem neyim yok mu ya? Yokmuş valla. Tamamdır. Hadiseler. Masayı kontrol etmiştim değil mi ya? Şöyle bir bakayım. Bir dakika. İstemiyorum. Tık 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 bir şey yok gibi. Turu bitirebiliriz. Medyum seviyesi değişti. Okey. Yeni bir yerleşim yerine kavuştuk ya. Normaldir. Bir oğlan yetişkinliğe adım attı. Bakalım kimmiş? Kendisi Deipobos. Okey. Hoş geldin. Yeni bir varisi daha oldu adamın. Kolay kolay bu soy kurmaz. Pekala sen... Şuralara şey kurmaya başlamadım değil mi? Yeni illahlar. Ha, yeni tanrı keşfettik muhtemelen onu diyor. Bakayım. Hidit. Ha, şunu keşfettim ya. Hidit tanrılarına tapmak gibi niyetim yok şu an. Ege tanrılarından devam ederiz. Kraliyet fermanı olarak ekstra inşaat süresi azaltımını araştırmış olduk. Sadece başkentte artı 3 mutluluk. Yani. Maveden meşrutiyet olabilir. Olabilir. Mutluluk. Doğa sonrasında. O daha mantıklı bak. Şunu istiyorum ben ama. Biraz uzak mı acaba? Çok da uzak değil. Şöyle bir genel bir bakayım. Tur başına 75 tecrübe puanı. Güzel. Ya şimdi... Çok kalkanlım var ya. Gerçekten fayda sağlar bu. Neredeyse bütün bilimlerim kalkanlı. Şunu bir alayım o yüzden. Seni şuraya gelmeni istiyorum. Ne durumdasın sen? Bayağı bir zayıf durumda. Şu an Maynolilalarla savaş halinde. Bunlarla iyi geçinmek istiyorum ki zaten... Aram da iyi. Okay. Yalnız şu an burada pusuya yatarsam de buradan gelip bana saldırmazlar zaten ki ordularının nerede olduğunu da bilmiyorum. Askeri varlık diyor 7. Şehirde olduğu anlamına geliyor acaba. Warhammer'daki gibi mi işliyor? Ondan çok emin değilim. Bakalım şimdi. Zaten bir turda oraya ulaşman mümkün olmayacak gibi. Şu an kendi toprağında kal ya. Zaten çok hasarlısın. Tamam Hector sen de. Şuraya kadar gel. Şu an Ege'den bir saldırı yersek. Buraya bir şey olmaz ya. 16 tane eşek gibi garnizon. Hiçbir şey olmaz buraya vallahi. Tamam. Seninle yeni birini basamıyoruz elbette. 3. seviyeye gelmiş. Senin 3. seviyeye gelmen. Sadece şundan gitsek. Tunç bakım masrafı azalıyordu. Çok mantıklı bu arada. Tunç tüketecek birimler basacağım bu adama. Şunu almaya gidersek şu an bayağı işe yarar. Varlık ve dayanıklılığı denk götürmeye kalkarsak ne var o yolun sonunda? İkmal, mühimmat, menzil, öldürme hızı. Okey. Çok okçu vermeyi düşünmüyorum bu arada ama yine de mantıklı. Üçüncü dengeye gidersek ağır piyadelere soluklan... Bu da fena değilmiş. Bu savaş arabası şeysi galiba. En azından şunu almak isterim. Yok bunu değil de. Şunu almak isterim en azından ya. Güzel bir şey bu gerçekten. Oradan git şimdilik. Sonrasında kırmızıdan gideceğim galiba. Emin olmamakla birlikte. Fideden gelen kaynak. Bunlar da güzel şeyler de. Tamamdır. Tırt tırt birimler basmaya devam ediyor muyuz seninle? Önce bir şeye bakayım. Diplomasiye bakayım. Sen kimsin? Sen Trakyalısın değil mi? Bir saniye. Yanlış şeye bastım.
Aa yo, bu da şeymiş. Ne? Akalıymış. Akallarla iyi geçinmek. Yani mukaddes Ege toprağı mı burası? Değil. Bu eyaletteki diğer şehirler de değil galiba. Okey. Şuranın bir parçasıysa orayı almak isterim diyecektim de değilmiş. Buralar mukaddes Ege toprağı. Şu adalar. Dolayısıyla kuzeyimde bir dostumun olmasına hayır demeyeceğim galiba ya. Tamamdır. Hadi gel bakalım. Cool. Başka saldırmazlık isteyen? Odyssey dışında yok. Yok. Senin bununla keşke yapsaydım ya şu anlaşmayı. Neyse birazcık daha kendimi toparlayayım bakalım da. Önümüzdeki tur inşallah. Şu an pişman oldum biraz yapmadığıma. Okey, diplomasi, yere ilahlar. Gayet ferman duruyor, hanedan duruyor. Yerleşim yerini yükseltmesini bilmiyorum. Bir dakika, iki tane boşta duran iş gücüm var. O boşta duran iş gücüyle şunu yapmak istiyordum ben. Hemen yapayım. Başka bir şey yapamıyorum. Herhangi bir şeye kaynağım yetmiyor. Devam. Okey, maksat seçimi geldi karşıma. Şimdi herhangi bir yerleşim yerini ele geçireceğim iki tur içinde. Bu olabilir. Düşman kuşatmaya onu geç. 1000 tane gıda hazırlayacak bana. Bir mukaddes Ege toprağı. Şu an fethedeceğim yer mukaddes Ege toprağı değil maalesef. Bunu alamam. Tunç üreten bir bina inşa edin. Yeni aldığım yer taş üretiyor. Ya bu maksatlar karşımıza çıktıktan sonra bir şey küçültüp şehirlere bakmak gerçekten çok faydalı olurdu. Bir türlü eklemediler onu oyuna. Gıcık ediyorlar bana. Her ne kadar çok işime yaramayacak olsa da galiba yakın zamanda yapabileceğim tek şey bu. Mukaddes Ege toprağı 10 tur içinde. Şimdi burayı almam 3-4 tur sürecek. Geri dönmem 2-3 tur. Yani çok... Şunu alacağım ya. İyi seçenekler çıkmadı maalesef. I pay my dues. Okay. Maaş vaziyetinden çıkarsak oraya ulaşamıyoruz. Priamos da ulaşamıyor. Şöyle yapalım. I fight for my city. Öncelikle diplomasiye bakayım. Saldırmazlık anlaşması yok. Bu yok. Pardon. Askeri ittifak. Abi daha da uzaklaşmış ya. Gerçekten çok pişman oldum şu an orada imzalamadığıma. Tamamdır. Bu videoları bir guide olarak kullanacaksanız, bir kılavuz olarak kullanacaksanız imzalayabildiğiniz zaman imzalayın o anlaşmayı arkadaşlar. Neyse efendim şimdi. Okay, kiminle pusuya yattığımın çok önemi olmayacak galiba. En yakın şuraya kadar gelebiliyorum. %45 ihtimal. Şurada %70'e gelsem daha mantıklı. Okey. Orduları şehirlerinin içinde mi hala emin değilim. Askeri varlık 12 diyor ama şehrin içinde olup olmadığı anlamına gelip gelmediğini bilmiyorum bu oyunda. Priamos, önceki yaptığım hatayı yapmayın. Şu orduyu direkt Hector'a vereyim. Ha evet, şehirlerin içindeymiş gördük. Cool. Sen şu çemberin içinden çıkmadan şu nehrin karşısına geç de. Aynen, böyle güzel. Seninle konuşalım Minoidalılarla ve bir savaşa katıl diyelim. Bitinlerle savaşa katılayım. 5.3 diyor. Başka bir anlaşmaya yeterli değil ama ne alabiliriz bunlardan karşılık olarak? Tunç veya gıda verebilirim diyor. Tunç ver o zaman. Mesela 50 verir misin turbaşı? Çok mu istedik? Abi o kadar çok değildi ya. Gerçekten cimrilik ediyorsun, şu an kalbimi kırıyorsun. 29. Şu altın sıkıntımızın bir çaresine bakmamız lazım bu arada. Hatta hemen şu an bakayım. Altın tercih etmeyen, yani altını bol olan... Dionysa var, Tikones var, Tink var. Bunlarla aramın en iyi olan şu ikisi.
Gıda satmak isterim her ne kadar eksi de olsam da. Gıda istemiyorlar. Taş istemiyorlar. Birisi odun istiyor. Tamam. Odun karşılığında altın alayım senden ben. Oduna da ihtiyacım var evet ama altın konusunda iflas etmek üzereyim. Mesela sana turbaşı 100 odun versem sen bana turbaşı 50 altın verir misin? Daha fazla bile verirsin. 55 desek, 54 desek oluyor. Tur arttırsak. Okey. 9 tur boyunca. Oduna çok ihtiyacım olacak ama yok iflas edeceğim aksi takdirde yani. Teklif et. Cool. Okey, savaş açtık. Pusu halindeyiz. Tuzağı kurduk. %70 ihtimal. Hayırlısı diyelim. Yapabileceğimiz bir inşaat. Yok değil mi ya? Buralarda bizim bir... Yani odun üretme imkanım var da. Ya Troya'nın slotlarını gerçekten kullanmak istemiyorum onun için. Bunu bir tane arttırsak meşrutiyet veriyor. Bakın masrafı azaltıyor. Dua eden orduların mı? Yok, eyaletteki orduların mutluluk arttırıyor. Üretim. %5'ten %10 aslında mantıklı gayet. Dur bakalım. Şu askeri binayı arttırabilirim. Genel bir kontrolden geçecek olursam. Altın, tunç, gıda. Geçelim onları. Askeri binaları geçelim demiştik. İnşaat maliyeti, yetiştirme maliyeti, yetiştirme rütbesi geçiniz. İnşaat maliyeti. Yüksek seviyelerinde bakayım değişen bir şey var mı? Dur başına tepi. Yak ya, yak ya. Buralarda güzel şeyler var ama. İkmal, nüfus. Karada hareket. Bina türü tüm koritanya. Evet, sağ ol. Nüfus artı 2. İkmal, iş gücü artışı. Kaynak üretimi. Eyalet mi? Eyalet. Bunu niye yapamıyorum şu an? Taşım yetmiyor. Önümüzdeki tur yapabilirim istersem. Nüfusun biraz azalmasının mahsuru yok. Hatta şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Taşım nerede gözüküyor? Nereden bakabilirim ona? Yani nüfus azaldıkça bir şey artıyordu. Ona bir bakmak istiyorum. Enzilli. O değil. Tapınma Apollon değil. Nereden bakılıyordu ya? Nereden bakılıyordu? Aksiyon birimleri değil. Komutlar. Ha şurada bak. Priamos iken komutunuz bölgelerindeki %20 üzerindeki her yabancı nüfusu karşısında yabancı varlığı kazanmanızı sağlar. Ve yabancı varlıklarını da kadim olarak yabancı fraksiyon birimlerinin yetişimlerini kimden komutu etkinleştirebilirsiniz. Ha. Şu an daha o mekanik açılmadı. Şurada açılacak galiba da. Kısacası yabancı varlığı yani nüfus şuradan mı görünüyor? Evet. Şurada mesela Pelasklı nüfusu %81 gözüküyor ya. Trakyalı %18 var. O bana bir şey kazandıracak falan gibi. Şurası da aynı şekilde. Ya bu arada ya bölümü bayağı uzatmışız. Neyse bu bölümü bitirelim burada o zaman. Önümüzdeki tur şunları düşürmeyeceğimize bakalım. İzlediğiniz için teşekkür edeyim. Mümkünse bir beğeninizi rica edeyim. Görüşmek üzere. Haydi.